İç Anadolu'yla Ege'yi birbirine bağlayacak yolla ilgili de ilk yıkım Uşak'ta gerçekleştirildi. Onun da haberine bakalım. Devam edelim. Bilkent'in tarihi değişecek. Uşak Kent Park projesiyle yepyeni ve modern bir yüze kavuşacak. Uşak'ta Kent Park projesiyle kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Merkezde bulunan eski binalar tek tek yıkılıyor ve kente 100 bin metrekare alan kazandırılıyor. 110 bin metrekare bir yerde kentsel dönüşüm anlamında bir kent meydanı projesi başlatıyoruz. Evet. Burada tamamı kamu hazinesi arazisi olan ve üzerinde kamu binaları bulunan bir alandı. Biz istiyoruz ki burada tam şehrimizin beyni ve merkezi. Burası işte arkada görmüş olduğunuz platformda olduğu gibi. Bu binaları başka bir alanlara taşıyacağız. Hem binaları yeniliyoruz hem şehir merkezindeki binaları başka alanlara kaydırarak şehir merkezinde de bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Kent Park projesi kapsamında ilk yıkım törenle gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan törende katılımcılara seslendi. Uşak'ın marka kent olmayı hak ettiğini söyledi. Şehrimiz marka kent olmayı hak etmiştir. Şehrimiz bu tür önemli projelerinde bir ve beraber olarak araya nifak sokmadan hangi düşüncede olursa olsun bu tür büyük projeleri gerçekleştirebileceğini işte bu meydanla tüm halkımıza, tüm Türkiye'ye göstermiştir. Konuşmanın ardından önce dua edildi. Sonra protokol üyeleri yıkım için butona bastı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan binaya ilk balyozu vurdu. Kent Park projesi 3 yıl içinde tamamlanarak hayata geçirilecek. Şimdi de Kayseri'ye göre.